Biliyorsunuzdur. Oh, ismini yanlış söylemek istemem. Bir ampute atlet Güney Afrika'da sevgilisini öldürdüğü iddiasıyla. Evet, evet. Tutuklandı, ona hakim çağırdı, ne dedi biliyor musunuz? Bir ay sonra ya 15 gün sonra. Ben dedi senin yargılamanı hemen bitiremeyeceğim. Pasaportunu ver. Nerede olduğunu söyle, serbest. 25 yıl en az hapis cezası almakla mahkum olmak riskiyle karşı karşıya. Kimse şunu söylemedi. Aa, nasıl bırakılır? Olur mu? Çünkü tutuklama bir tedbir. Ama bizde tutuklama ceza, ceza. Yargısız infaz. Yargılamanın esasıyla biz tutukluğu birbirine karıştık. Telefonu da, telefon konuşmalarını da uygun yol ve yöntemlerle delil toplanmaması, toplanmış gibi gösterilmesi, gerekçesiz kararlar. Siz biliyor musunuz insanların isimlerinin alt alta 100 kişinin isminin yazılıp basma kalıp sözlerle aylarca yıllarca tutuklu kaldığını? Neyi tabii korkmayacaksın? Tabii ki. Neyi korkmayacaksın? Onun sebebi ne biliyor musunuz? İnsan tutuklamak istiyorsa kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguları ortaya koy. Kaçma ihtimalini ortaya koy. Delil karartma ihtimalini ortaya koy. Yoksa onu tutuksuz yargıla. Çünkü o insanın tutuksuz yargılanma hakkı var. Evet. Var, bu nerede var biliyor musunuz? Tabii ne kadar özgür iradeye dayanıyor da ayrı bir konu. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde etkin pişmanlıkla alınan ve kovuşturmasız geçiren yargılamalardan vazgeçilme tavsiye ediyor. Deniyor ki ya bu dürüst yargılanma değil. Çünkü adama diyorsun ki ya 25 yıl ya dışarısı, ya 25 yıl ya 5 yıl. Şimdi tabii düşünebiliyor musunuz? Karşınızda oturmuş böyle sıyırmış ve tutuklusunuz. Yani bu da dürüst yargılama hakkında götürüyor sizi. Televizyon programlarına sözde Ergenekon balyozlar başlamış ve ben televizyondayım, bir tarafta oturuyorum. Basmakalıp sözlerle yapamazsınız. Tutukluluğu böyle kullanamazsınız. Gerekçesiz olmaz. Aha dur. Her yerde yazdım. Haklısınız.